Bugün taze kekler. Babamdan dürüstlük öğrendim. Bir onlara miras kaldı bize. Biz çok küçüktük öldüğünde. 47 yaşında vefat etti. Aileme ben bakıyorum, anneme, kardeşlerime o zamanlar. Dükkanımız vardı. Boyum yetmediği için tezgahın üstüne eskiden tahta kasalar vardı. Onun üstüne çıkıp tezgaha uzanırdım. Babamız öldüğü için dükkanı kapattık. Dedim az olsun kendimin olsun. Öyle ufak ufak derken öyle başladık gittik. İlk zamanlarda geziciydim çarşının içinde. Sepetin içinde kek satıyordum. Bir de poğaça yapıyorduk. Üstü kapalı cama kendini yaptık 86 senesinde. O köşemi bu köşemi derken bu köşeye takıldım kaldım burada. Dün gibi geliyor. Çok çabuk zaman geçti. Ama geriye dönüp baktığın zaman bir ömür geçmiş. Adım Esat Güzel. Kapalı Çarşı'da kekle supangide satıyorum. 47 senedir bu mekandayım. Öğlen 1'de geliyorum. Akşam 5-5.30'da paydos. 47 senedir de aynı şekilde devam ediyorum. Pastacılık işi benim baba mesleğim, börekçilik. Yani hamur işi. Bizim aslımız Kastamonu. Kastamonu deyince hamur işi gelir. O yüzden çocukluğumdan beri biliyorum böyle bu tür işleri. Yani kol böreği de yaparım, su böreği de yaparım. Baklava hariç yaş pasta dahi yaparım. 76 gibi, 77 gibi senelerinde yine bizim dükkanımız vardı, börekçi dükkanı. Boyum yetmediği için tezgahın üstüne eskiden tahta kasalar vardı, kola kasaları, meşrubat kasaları. Onun üstüne çıkıp tezgaha uzanırdım. Yapabildiğim kadar hamur yapardım ve başka bir şeyler yapabilirdim. O yüzden dolayı o işe öyle alıştık gittik. Dükkanımız kapandı, biz çocuktuk o zamanlar. Babamız biz küçükken öldüğü için dükkanı kapattık. Dükkanı kapatınca el işinde çalışmak istemedim. Dedim az olsun kendimin olsun. Öyle ufak ufak derken öyle başladık gittik. Vallahi bana sorarsan dün gibi. Yani dün gibi geliyor. Çok çabuk zaman geçti. Ama geriye dönüp baktığın zaman bir ömür geçmiş. Buyurun efendim. Kek, puding. Chocolate pudding, rice pudding. Evet. Vanilya, kek. Kakaolu güzeldir. Tavsiye ederim. Beğenmezsen iade. Eskiden 70'li yıllarda 75 ile 80 arasında gezmeye geldiğimde hayran kalırdım çarşıya. Kapalı Çarşı'da Bedesten diye bir yer var ortada. Bakır üzerine mangallar vardı. Yani turistik. Bütün dükkanlar hemen hemen oydu Bedesten'de. Oraya girdiğim zaman kendimi sarayda zannederdim. Hepsi sapsarı, pırıl pırıl. Dükkanlara önleri açık, vitrin yok. Açıkta. Ama şimdi onlar kalmadı artık. O bakırlar, şeyler, o işler bitti. Buyurun taze kekler. Ablacığım. Burada bir tane, 2 tane üzümlü abi. Kesmeden? Kesmeden evet. Burada çok eski zamanda 50'li yıllarda birisi yapıyormuş bu tür bir iş. Ama yalnız kek olarak. Ondan sonra o adamlar yaşlandı, bu işi bıraktı, vefat ettiler. Ondan sonra ben geçtim. İlk zamanlarda geziciydim çarşının içinde. Sepette satıyordum. Sepetin içinde kek satıyordum. Bir de poğaça yapıyorduk. Poğaçayı satardık. Gezebiliyorduk o zamanlar. Ondan sonra gezmeşini bıraktık. Olmuyordu. Elinde taşıyorsun falan derken araba yapalım dedik camakenle. Üstü kapalı camakenle yaptık 86 senesinde. O köşemi bu köşemi derken bu köşeye takıldım kaldım burada. Burası benim dükkan gibi. Arayan bilen burayı biliyor. Dükkan açmayı düşündüm ama dükkan kiraları ufacık bir dükkan 30-40 milyar aylık kirasına denk geliyor. Dükkan tutacaksın artı imalatı tutacaksın bu tarafa bir yere taşıyacaksın. En azından 15-20 milyarda imalat 50-60 milyara denk gelecek aylık. Yani gözümüz kesmedi 50-60 milyar deyince aylık günde 2 milyar yalnız kiraya ayıracaksın. O da bizim işlerden çıkmaz. Neden? Çünkü biz pahalı bir şey satamıyoruz, satmıyoruz. Orta kararı. Ucuz satsan bizi kurtarmayacak. Pahalı satsan olmuyor. Kendim yapıyorum. Sabah 6-6.30'da başlarım. Öğlen 11'e kadar hazır olur. 11'de kendime bir mola veririm. 12'de çıkarım. 1'de buradayım. Karagümrük'ten buraya 1 saat 10 dakika yol yürüyorum. Arabasız yürüsen oraya yol nasıl olacak? Arabasız gözüm kesmiyor. Değil mi? Arabasız gözüm kesmiyor. Araba sanki bana bir dayanak gibi geliyor. Baston gibi geliyor. Arabayla, baston gibi oluyor sana. Arabayla buradan Adapazarı'na kadar giderim bu arabayla. Akşam yine aynı şekil 1 saat 10 dakikada geri dönüş. Hani haftanın 5 günü geliyorum. Pazartesinden cumaya kadar hiç aksatmadım. Önemli bir olay olmadıktan kere her gün geldim. Hasta olduğum halde bile çalıştım. Hani grip olursun insan. Zamanda kolum kırıldı. Sol kolum kırıktır benim. Kolum alçıdayken bile çalıştım. Tek kolumla çalıştım. Hile, üçkağıt yapmazsan Allah yardım ediyor. Çok zorlukları var, çok sıkıntıları var. Belediyeden olsun, yani her türlü sıkıntıları var. Seyyar olduğum için. Yani seyyarlık iyi bir şey değil aslında da bir dükkan açabilseydik iyi olurdu ama olmuyor. Yani kiralar çok yüksek olduğu için seyyarlık çok zor. Valla iyi yanları kendi işin. Kendi işin olduğu için ben iyi olarak görüyorum. Kötü yanı da işte dediğim gibi seyyarlık, yağmurda, güneşte, çamurda gidiyorsun geliyorsun, yağmur yağıyor, sıkıntı bizim için. Güneş olduğu zaman, sıcak olduğu zaman o da sıkıntı. Kapalı Çarşı bir üniversite yani. Her türlü iş olduğu için ticareti burada öğreneceksin çarşıda. Esnaflarda dürüstlük var, katakülle yok. Kimsede bir üçkağıt yok. Çarşıda söz ağızdan çıktı mı yerine gelir muhakkak. Zarar da etse, kar da etse yani dürüstlük önemli. Babamdan dürüstlük öğrendim. Bir onlara miras kaldı bize. Çünkü babamız biz çok küçüktük öldüğünde. 47 yaşında vefat etti. O gün bugündür öyle. Aileme ben bakıyorum, anneme, kardeşlerime o zamanlar. Vallahi beni burada hiç bugüne kadar kimseye bir yanlışım olmadı. Bir böyle karakolluk, polislik bir şey mi olmadı? Dürüst olarak Allah'a çok şükür her yerde de sözümüzü geçer. Dürüst olduğumuz için. İyi bilirler yani. Yani 40 seneden bu yana her gün olmazsa 2 günde bir gelen müşterilerim var. Ve çarşıdan gidip de gelenler de var. Mesela çarşıda zamanında dükkanı vardı veya çalışıyordu. Onlar gittiler. Zaman zaman geliyorlar. Gezmeye gelenler söylüyorlar. Biz filan yerdeydik. Biz filan kişiyiz diye. Hayal meyal hatırlıyorum. Yani var o şekilde insanlarımız var. Tabii 40 seneden bu yana o zaman gelenler 20-25 yaşındaydı. Şimdi oldu 60-70 yaşında. Artık gelemeyenler de var. Ecnebiler yine çoğaldı. Hani Amerikalı olsun. Ruslar da genelde çoğaldı. Ruslar da gelmeye başladı. Ama Arap turist eskisi gibi değil. Hele Suriyeliler hemen hemen... Suriyeli turist saymıyorlar artık. Saymıyoruz tabii, onlar bizim yerlimiz oldu artık. Yani, onlar azaldı. Onlar azaldı. Çarşı gezisi bitti onların. Sarayım mı, burada mısınız abi? Burada yiyeceğiz abi. Abicim teşekkür ederim. Hayırlı günler. Yani 160 tane civarında süpangile satıyorum. Bütün kek de 50-60 tane civarında bütün kek. Onu 4'e kesiyoruz. Tezgahı bitirip dönüyorum. Yani bir de saat 1'de geliyorum, 5'te gidiyorum. Aslında daha erken gelip daha fazla satabilirsin ama artık yetişmiyor. Onu geceden yapmak lazım. Gece yaptığın zaman ertesi güne biraz bayatlamış gibi oluyor kek. Onun için sabah yapıyorum. Öğlene bu kadar yetişiyor. Bayat malım olmaz. Bayat malım kaldığı zaman, kalsa da semtimizde garibanlar var. Hani ev olarak, aile olarak. Geçerken onlara bırakırım. Mahallede ufak çocuklar var, onlara veririm. Ufak şey oldukları için. Ertesi gün buraya getirmem onlara. Yani kesinlikle. Ve kalmaz da. Çünkü yolda giderken de dükkancılar var, Fatih'te mağazalar var. Orada da müşterilerim var. Akşam geçerken sesleniyorlar. Çok şükür. Bitirip böyle gidiyoruz. Yani çabuk kazanılan para çabuk kaybedilir. Yani birden zengin olunmaz. Birden olman için gayrimeşru yolları sapacaksın. O işten de hayır gelmez. Yavaş yavaş ağır ağır adımlarla gidersen zengin de olursun. Rahat bir hayatın da olur. Çok şükür ben bugüne kadar yavaş yavaş gittim. hamdolsun kimseye bir muhtaçlığımız yok. Yani kendim yaptım sigortamı, kendim emekli oldum. Ben 27 sene sigortamı ödedim, hiç aralıksız. 27 senede emekli oldum. Vallahi benim aklımdaki bir 5 sene daha devam etmeyi düşünüyorum. 5 sene daha. Yani 67 yaşına kadar. Çünkü daha kendimi genç hissediyorum. Ömrümüz yettiği kadar gidecek böyle. O zaman artık güçten kuvvetten düşersek o zaman bırakacağız.